Biz Avrupa'da Türkiye'li Kürdistanlı göçmen kadın örgütüyüz her şeyden önce Avrupa Sosyalist Kadınlar Birliği olarak. Ama aynı zamanda Zora Avrupa'da mücadele eden bir genç kadın örgütü ve yine Tutsakların Sesi platformundan kadınlar var. Evet, belki genç kadınlar değişik ülkelerden olsa da yani Almanya'dan, Fransa'dan, İsviçre'den değişik ülkelerden genç kadınlar içerisinde Şili, Arjantinli, Fransız, Alman değişik ülkelerden genç kadınlar olsa da ama bir özünde aslında Türkiye'li Kürdistanlı kadınlar olarak biz yan yana gelmiş olduk. Dolayısıyla tam da buradan hem Avrupa'daki kadın hareketinin sorunlarını hem Türkiye Kürdistan'daki kadın hareketinin sorunlarını önemsiyoruz. Dolayısıyla Figen Yüksekdağ'ın özgürlüğü başlığında aslında hem tutsak kadınları gündem etmek ama aynı zamanda tabii ki Kobane davasını sahiplenmek ekseninde bir kampanya yürütme kararı aldık. Dolayısıyla amacımız Figen Yüksekdağ'ın Kobane davası tutsakların özgürlüğü. Buradan da yani Zeynep Ölbeci gibi Dilek Yağlı gibi, Aynur Aşan gibi Kobane dava tutsağı kadınlar ismini herhalde Zeynep Kahraman'da sayarsam toplam Kobane dava tutsağı kadınların yani Figen Yüksekdağ şahsında on kadınların en genelde de tutsak kadınların sahiplenmesiyle bir kampanya olmuş olacak. Dolayısıyla tabii ki Selahattin Demirtaş gibi, Altınörs gibi siyasetçilerin, çok değerli siyasetçilerin, devrimcilerin, sosyalistlerin, yurtseverlerin sahiplenilmesi de burada tabii ki önemli bir yerde duruyor bizim açımızdan. Biz bu kampanyada neyi amaçlıyoruz? Evet, özgürlüklerini demiş olduk. Ama aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı kararlar var. Yani hem Figen Yüksekdağ'ın özgürlüğü hem Selahattin Demirtaş'ın özgürlüğü gibi bir dizi aslında tutsakların serbest bırakılması ile ilgili kararları var. Bu kararların uygulanması için gerekli basıncı göstermek aslında dolayısıyla Avrupa parlamenterleriyle, kadın örgütleriyle, siyasetçilerle, tanıdık kimi isimlerle aslında görüşmeler yapmak dolayısıyla buradan faşist rejimin, AKP, MHP iktidarının buradan zorlamak ve onların özgürlüğünü gerçekten sağlamak. Aynı zamanda bir kamuoyu da yaratmak istiyoruz. Biz bu cezalara teslim olmamalıyız. Ortada işlenmiş bir suç yok. Ortada sahte tanıklarla, sahte delillerle merkezden yönetilen bir intikam davası var. Hepimiz bunları izledik. Dolayısıyla biz diyoruz ki bu dava hem Türkiye hem de Kürdistan özgürlük mücadelesi yürüten tüm kuvvetlerin davasıdır. Dolayısıyla sahiplenmek bu çapta olmalıdır. Biz de Avrupa'da Sosyalist Kadınlar Birliği gibi, Zora gibi, Tutsakların Platformundan Kadınlar gibi bir dizi kadın örgütleriyle aynı zamanda bu davayı kendi davamız olarak kabul ediyoruz. Figen tam bu yıl yani 2024 Mayıs'ında ceza aldıklarında hemen hızla yaptığı açıklamadaki verdiği mesaj çok ciddi, dikkat çekiciydi. Yüzünüz düşmesin demişti Figen Yüksekten. Evet yüzümüz düşmemeli çünkü içeride direniş diyor. Tüm tutsaklar Figen Yüksekdağ'da, Selahattin Demirtaş'ta. Tüm tutsakların açıklamalarında bir tane direniş çağrısı vardı.